Evlerini devlet desteğiyle dönüştürmek isteyen 800 bini aşkın vatandaş yarısı bizden kentsel dönüşüm programına başvurdu. Yani kampanyanın teşvik kısmı cazip geldi. Şu oturduğum binam 30 yıllık. İstanbul Bahçelievler'de evet. Bina malikleriyle görüştük. Başvurmayı düşünüyoruz. Daha başvurmadık. Birkaç arkadaşımız kaldı. Onları da ikna ettikten sonra başvurup bu kampanyadan yararlanmayı düşünüyoruz. Devlet tarafından kredi veriliyormuş herhalde. Öyle bir olay var. Bence can güvenliğimiz ortada olduğu için herkesin buna başvurusu yapması gerekiyor diye düşünüyorum. 26 Nisan'da açıklanan bir süreden bahsediyoruz. 29 Mayıs'a geçen sürede jet bir katılım söz konusu. Peki ya yarısı bizden kampanyasına şu ana kadar İstanbul'da en çok hangi ilçelerden başvuru yapıldı? Baktığınız zaman 80 bin bağımsız bölüm için şu anda aslında işleme başlanmış vaziyette. Yüksek bir rakam. Çok, oldukça kesinlikle. İkinci sırayı ise Bağcılar alıyor. 14.500 başvuruyla ve toplamda 54 bin bağımsız bölüm. Aslında baktığınızda İstanbul'un riskli şu anda ilçelerini görüyoruz. Üçüncü sırada ise Güngören. Yani insanlar bu konuda bilinçli davranmış ve en fazla başvuruları bu bölgede yapmış. 14.079 başvuruyla 56.500 bağımsız bölümün aslında artık risksiz binalara kavuşması hedefleniyor. 12.000 başvuru yapılmış, 44.500 bağımsız bölüm. En sonda ise Avcılar 5. sırada 11.000 başvuru ve 40.000 bağımsız bölüm. Bu tak noktaları ne acaba bu ilçelerin? Şu anda en fazla riskli bölgeler olarak aslında ilan ettiğimiz ilçeler üzerinden fay hattı geçtiği ve hatta 99 depreminden önce yani eski binalar. Son gün 29 Mayıs Pazartesi günü akşam saatine kadar E-Devlet'ten başvurularını yapıp riskli binalarından kurtulabilirler.